Merhaba değerli izleyiciler. Sonsuzluk nedir? Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde gerçek ve potansiyel sonsuzluk kavramlarının kapsamlı incelemesini gerçekleştireceğiz. Aristoteles tarafından ortaya atılan ve daha sonra Kant tarafından geliştirilen gerçek sonsuzluk ile potansiyel sonsuzluk arasındaki ayrım, uzun zamandır sonsuzluğun doğası hakkındaki felsefi tartışmaların temel taşı haline gelmiştir. Bu ayrım özellikle Cantor'un çığır açan sonlu ötesi sayılar teorisi bağlamında matematik, metafizik ve fiziksel evren hakkındaki tartışmalarda yankılanmaya devam etmektedir. Cantor sonsuzluğun paradoks olmaksızın matematiğe titizlikle dahil edilebileceğini göstermiş olsa da gerçek sonsuza yönelik felsefi itirazlar devam etmekte ve sonsuzluğun ontolojik statüsü hakkında derin sorular ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle potansiyel sonsuzluğu tanımlayalım. Bu sonsuza kadar devam edebilen ancak asla tamamlanmayan bir süreci ifade eder. Potansiyel sonsuzluk sayıları sayma veya gece ile gündüzün tekrarlayan değişimi gibi sınırsız büyüyen bir şeyi tanımlar. Örneğin gündüz gece dizisinde her günün ardından bir gece, her gecenin ardından da bir gün gelir. Bu dizinin bir son noktası yoktur. Ancak hiçbir anda sonsuz sayıda gece veya gündüz gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Dizi yalnızca her zaman daha da uzayabileceği anlamında sonsuzdur. Yani potansiyel olarak sonsuzdur. Gerçek sonsuzluk ise bir bütün olarak var olan tamamlanmış sonsuz bir bütünlüğü ifade eder. Sonsuzluğun gerçek bir varlık veya kavram olarak varlığını ileri sürer. Örneğin Cantor'un sonlu ötesi sayıları doğal sayılar kümesi N'nin sonsuz bir eleman koleksiyonu olarak ele alınacağını göstermiştir. Bu çerçevede N, sonsuzluğu yalnızca sonsuz bir sayma süreci değil, alef sıfır kardinalitesine sahip tamamlanmış bir kümedir. Aristoteles ve Kant gibi filozoflar gerçek sonsuzluğun özellikle fiziksel dünya bağlamında kavramsal olarak tutarsız veya çelişkili olduğunu savundular. Bu görüşe göre sayılar yalnızca potansiyel olarak sonsuzdur. Çünkü ne kadar sayarsak sayalım, her zaman sonlu niceliklerle uğraşıyoruz. Bu yüzden bazı filozoflar Cantor'u sonlu ötesi potansiyel sonsuzluğu gerçek sonsuzlukla karıştırmakla suçladılar. Cantor'un teorisi matematiksel tutarlılığını göstererek gerçek sonsuzluğun felsefi reddine meydan okumuştur. Gerçek sonsuzluğun sezgiye aykırı olsa da düzgün bir şekilde tamamlandığında doğası gereği çelişkili olmadığını savunmuştur. Ve çalışması kavramın daha önceki incelemelerini etkileyen paradokslardan arınmış, sonsuzluğu anlamak için titiz bir çerçeve sunmuştur. Cantor'un felsefi itirazları cevabı, matematiğin ontolojik varsayımlardan bağımsız olması ilkesi üzerine temellenmiştir. Cantor'un sonlu ötesi sayıları, matematik alanında var olan soyut varlıklardır. Geçerlilikleri fiziksel dünyada gerçek sonsuzluğun var olup olmadığına bağlı değildir. Örneğin hiçbir fiziksel sürecin asla sonsuz sayıda gece veya gündüz üretemeyeceği doğru olsa da, bu sınırlama tamamlanmış sonsuz bir kümenin kardinalitesi olarak alef sıfır matematiksel kavramını geçersiz kılmaz. Teori, tutarlı bir aksiyomatik sistem içinde işlendiği sürece felsefi sezgilere dayanan itirazlar önemsizdir. Örneğin bir kümenin sonsuz olduğu kavramı doğal sayılar veya gerçek sayılar gibi Cantor'un çerçevesinde iyi tanımlanmıştır. Ve sonsuz kümeler arasındaki işlemler ve karşılaştırmalar için net kurallar vardır. Cantor'un fikirleri fiziksel dünya bağlamında bile çelişki olmadan uygulanabilir. Örneğin hiçbir sonsuz gece dizisi asla tamamlanmayacak olsa da gece gündüz dizisinin kendisi üst sınırı olmaması anlamında sonsuz olarak tanımlanabilir. Bu potansiyel sonsuzluk Cantor'un matematiksel bir yapı olarak gerçek sonsuzluk üzerine yaptığı çalışmanın geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Bu noktada ünlü İtalyan matematikçi Giuseppe Peano'nun geliştirdiği ve matematiksel temelleri sağlamlaştırmak için kullandığı Peano aksiyomlarına da bakmakta fayda vardır. Bu aksiyomlar özellikle doğal sayıların ve dolayısıyla potansiyel sonsuzluk kavramının tanımlanmasında büyük önem taşır. Peano'nun çalışmaları modern matematiğin temellerini atarak sonsuzluk kavramına yapısal bir bakış sunmuştur. Peano doğal sayıları ve onların ardışıklık ilişkisini tanımlamak için 5 temel aksiyom ortaya koydu. Bu aksiyomlar sonsuz bir sistemin nasıl yapılandırılabileceğini anlamak için kullanılır. Birinci aksiyom sıfır bir doğal sayıdır. İkinci aksiyom her doğal sayının bir ardılı sonraki sayısı vardır. Örneğin sıfırın ardılı 1, 1'in ardılı 2 ve bunun gibi devam eder. Üçüncü aksiyom hiçbir doğal sayının ardılı sıfır değildir.
Bu doğal sayıların döngüsel bir yapı oluşturmamasını sağlar. Dördüncü aksiyom, farklı doğal sayılar farklı ardıllara sahiptir. Örneğin 1'in ardılı 2 ile 2'nin ardılı aynı olamaz. Beşinci aksiyom ise eğer 0 için bir özellik doğruysa ve bu özellik herhangi bir sayı n için doğru olduğunda onun ardılı için de doğru oluyorsa bu özellik tüm doğal sayılar için doğrudur. Peano'nun aksiyomları doğal sayıların sonsuz bir dizi oluşturduğunu ima eder. Doğal sayılar sırasıyla birbiri ardına eklenen bir yapı meydana getirir. İşte bu noktada Peano'nun teorisi sonsuzluk kavramını anlamamıza farklı bir çerçeve sunar. Peano aksiyomlarında doğal sayılar sürekli büyüyen bir yapı olarak tanımlanır. Bu potansiyel sonsuzluk anlayışıdır. Doğal sayıların sınırı yoktur. Ancak sonsuzluk sürekli büyüyen bir süreç olarak görülür. Peano aksiyomlarında gerçek sonsuzluk fikri yoktur. Çünkü aksiyomlar her sayının bir ardılı olduğunu belirtir. Ancak bu ardılılar tamamlanmış bir sonsuz küme oluşturmaz. Bu yapı sürekli devam eder. Peano'nun aksiyomları özellikle matematiksel indüksiyon kavramını sağlam temellere oturtmasıyla önemlidir. Matematiksel indüksiyon, sonsuz sayıda öğe için bir özelliğin doğru olduğunu kanıtlamakta kullanılır. Örneğin 0 için bir özellik doğruysa, bu özellik n içinde doğruysa ve n artı 1 içinde doğru olduğu gösterilebilirse, bu özellik tüm doğal sayılar için geçerli olur. Bu sonsuzluk kavramına yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Sonsuzluk artık belirsiz bir fikir değil, matematiksel bir sistemin düzenli bir parçası olmaktadır. Sonsuzluk bu yapı içinde anlaşılabilir ve mantıksal hale gelmiştir. Bu kavramları bir örnek ile açıklamak gerekirse, bir maymunun daktilo yazması ile ilgili düşünce deneyi ileri sürülebilir. Burada öncelikle şu soruyu soralım. Daktilo başında rastgele tuşlara basan bir maymun, sonsuz zaman diliminde Hamlet'in tüm metinlerini kusursuz bir şekilde yazabilir mi? Kısaca evet yazabilir, ancak bu sadece matematiksel bir olasılık anlamında geçerlidir ve gerçekle olan bağlantısı düşünüldüğünde biraz daha karmaşık hale gelir. Sonsuz maymun teoremi olasılık teorisinin temel bir kavramına dayanır. Eğer bir deney sonsuz kez tekrarlanırsa herhangi bir olası sonucun gerçekleşme olasılığı kesin hale gelir. Maymunumuzun daktilodaki tuşlara rastgele basarak Hamlet'i yazma ihtimali son derece düşük bir ihtimaldir. Ancak sonsuz zaman kavramı devreye girdiğinde bu olasılık sıfırdan farklı olduğu için bir noktada kesinlikle gerçekleşecektir. Diyelim ki daktiloda 50 tuş var ve Hamlet'in toplam uzunluğu 130 bin karakter. Maymunun bir seferde rastgele doğru karakteri seçme olasılığı 1 bölü 50'dir. Hamlet'in tamamını doğru yazma ihtimali ise 1 bölü 50 üzeri 130 bindir. Bu sayı akıl almaz derecede küçüktür. Ancak sonsuz zaman boyunca bir maymunun yazma denemeleri asla bitmediği için sonunda bu küçük olasılık gerçekleşecektir. Bunu daha iyi anlamak için bir benzetme yapıldığında, örneğin bir zar düşünün. 1 milyon yüzü olan bir zara attığımızda belirli bir sayının, belirli bir yüzün gelme olasılığı çok düşüktür. Ancak sonsuz kez tekrar edildiğinde bu süreç, her bir yüz mutlaka birkaç kez gelecektir. Benzer şekilde sonsuz zaman boyunca çalışan maymun da bir gün Hamlet'i hatasız bir şekilde yazar. Ancak gerçek dünyada bu neden mümkün olmaz? Sonsuzluk pratik olmadığı için. Sonsuz zaman gerçek dünyada mevcut değildir. Ayrıca maymun daktiloyu sonsuz süre boyunca bozmayacak kadar iyi kullanamayabilir. Bu yüzden gerçek rastgelelik sağlamak hiç kolay olmamaktadır. Matematikte olasılık sıfır olmadığı sürece bir olayın gerçekleşme ihtimali her zaman vardır. Bu sonsuzluk kavramının getirdiği ilginç bir paradokstur. Sonsuz maymun düşünce deneyini potansiyel sonsuzlukla açıklamak istersek, maymunun daktiloya basmaya devam ettiğini, her seferinde farklı bir dizi oluşturduğunu düşünmeliyiz. Bu durumda maymun her denemede Hamlet'i yazmaya bir adım daha yaklaşabilir. Ancak hiçbir zaman kesin bir sonuca ulaşamayabilir. Potansiyel sonsuzluk kavramında süreç devam ettiği için Hamlet yazıldı diyebilmek ancak teorik bir beklenti olur. Hiçbir zaman pratik bir gerçekliğe dönüşmez. Gerçek sonsuzluk fikriyle baktığımızda ise maymunun yazdığı her olasılık zaten tamamlanmış bir bütündür. Yani sonsuz zaman içinde yalnızca Hamlet değil, tüm yazılabilir metinlerin zaten yazılmış olduğunu varsayabiliriz. Gerçek sonsuzlukta bu tür olaylar kaçınılmazdır. Çünkü her mümkün kombinasyon bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu bakış açısıyla maymun hiçbir zaman Hamlet'i yazmayı kesin olarak başaramayabilir. Ancak sonsuz bir sürecin içinde olduğumuz için
Denemeler sürekli devam eder ve Hamlet'e denk gelme olasılığı her zaman var olabilir. Gerçek sonsuzluk bakış açısında Hamlet'in yazılması yalnızca bir olasılık değil, bir zorunluluk haline gelir. Çünkü tüm mümkün metinlerin sonsuz yazım sürecinde yer aldığı kabul edilir. Sonsuzluk tamamlanmış bir bütün olarak düşünüldüğünde Hamlet bu bütünün bir parçasıdır. Bu iki kavram gerçek dünyadaki düşüncelerimizi sorgulamamıza neden olur. Gerçek dünya çoğu zaman potansiyel sonsuzlukla sınırlıdır. Örneğin evrendeki zamanın ya da maddenin sürekli bir artış içinde olduğunu düşünürüz. Ancak gerçek bir sonsuzluğa ulaşması mümkün değildir. Bir sonraki bölümde Gödel'in eksiklik teoremleri üzerinden sonsuzluk kavramını tartışacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.